Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün fermentasyonda oluşan bazı sorunlar ve çözümlerine değineceğim. Yorumlarda birçok soru geliyor. İstisnasız hepsini en kısa sürede ve bildiğim kadarıyla cevaplandırmaya çalışıyorum. Bu video gelen soruların değerlendiği aslında bir soru olacak. Fermentasyonda oluşan sorunlarla ilgili birçok soru soruluyor. Ve şu sıralar en çok gelen soru, fermentasyonun birdenbire durması ya da yeni kurulum yapıldıysa hiç başlamaması ile ilgili oldu. Aslında çözümü gayet basit. Mevsim değişiklikleriyle beraber kış aylarına girdiğimizde ortam sıcaklığı mayanın çalışma sıcaklığının altına düşer. Bundan dolayı da maya uykuya geçer ve fermentasyon durur. Endişecek bir sorun yok. Şarabımıza, şıranıza herhangi bir zarar gelmeyecektir. Maya sadece uykudadır. Ortam sıcaklığını eğer yakalarsanız birkaç saat içinde tekrar uyanıp fermentasyona başlar ve kabarcık attığını görürsünüz. Yeni kurulum içinde aynı şekilde ortam sıcaklığını yükselttiğinizde tekrar çalışacaktır. Aslında gelen en çok soru şaraplarla ilgili oldu ve gördüğüm kadarıyla ekmek mayası kullanımlarında olmuş bu sorun, oluşmuş bu sorunlar. Bira mayasında da oluşabiliyor tabii. Ben diğer videolarımda, şarap tariflerimde şarap mayası ya da şampanya mayası bulamazsanız ekmek mayası kullanın diye öneride bulunmuştum. Tabi yazın çok daha etkili çalışıyor ekmek mayası. Çünkü ekmek mayası sıcağı sever. İdeal çalışma sıcaklığı 25-30 santigrat derece arasında. 25'in altına düştüğünde biraz yavaşlar. 20'nin altına düştüğünde ise uykuya geçiyor dostlarım. Aslında bütün mesele bu. Yani yapmanız gereken tek şey fermenterinizi daha sıcak bir ortama almak ya da bulunduğu ortamı ısıtmak. Artık hangisi daha kolayınıza geliyorsa, tabi bulunduğu ortamı ısıtmak belki çok zor olabilir. O yüzden daha sıcak bir ortamı alırsanız 25-30 santigrat derece arasına gelirse çok rahat bir şekilde çalışacaktır. Ya da şunu yapabilirsiniz, yerle temasını kesmeniz gerekiyor. Eğer yerde tutuyorsanız işte altına tahta, MDF, sunta benzeri karton olabilir, battaniye olabilir. Etrafını battaniyeyle sararsanız yine dışarıdan gelecek olan soğuğu kesmiş olursunuz. Yani mümkün mertebe dışarıdan alacağı soğuğu keserseniz yine kendi çalışma sıcaklığını koruyacaktır. Tabi bunun için aslında mayaların, kullandığımız ya da kullanacağımız mayaların çalışma sıcaklıklarını bilmemiz gerekiyor. Bunu nasıl öğrenebiliriz? Eğer bira kuruyorsanız, kit bira kuruyorsanız zaten üretici, satıcı onu belirtiyordur. Şu aralıklarda, şu sıcaklıklarda kurulumunu yapın diye belirtiyordur. Eğer haricen maya alıyorsanız yine üretici belirtiyordur. Ekmek mayası kullanıyorsanız ise 25-30 santigrat derece arasını yakalarsanız çok ideal bir sıcaklık yakalamış olursunuz dostlarım. Yani ilk sorunumuz aslında sıcaklıkla ilgili. Tabii muhtemel birçok sebep var. Şimdi bunlara değineceğiz. Diğer bir sorunumuz hava kilidi sorunları. Hava kilidinde nasıl sorunlar yaşayabiliriz? Tabii en başta kurulumda dikkat etmemiz gereken şeyler var. Bunlar işte hijyen, sanitasyon gibi. Şıra sıcaklığına dikkat etmeniz gerekir. Maya attığımızda şıranın çok sıcak olmaması gerekiyor. Aksi takdirde mayamızı öldürürüz. Yani maya atım sıcaklığı zaten 25 derecedir. 20-25 santigrat derece arasında maya atım sıcaklığımız olur. Bunun üstünde yaparsanız maya ölebilir. 30'un üstündeyse zaten kesin ölüyor. Onun bilgisini verin. Ekmek mayası istisna. Ekmek mayası da biraz da 35 santigrat derece kadar çok rahat çalışabiliyor. Hava kilidinde ne gibi problemler olabilir? Dostlar, bu arada bu fermentasyonu bitmiş bir şarap. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Diyelim ki kurulumunuzu yaptınız. Her şeye de dikkat ettiniz. Yani şıra sıcaklığımız düzgün. Sanitasyona dikkat ettik. Şekerimiz normal vesaire. Her şeye dikkat ettik fakat bir türlü başlamıyor. Öncelikle eğer böyle şeffaf bir fermenteriniz varsa yüzey kısmına bakın. Eğer köpürme başlamışsa, üzerinde bir kabuklanma başlamışsa fermentasyon başlamıştır aslında. Kabarcık atmıyor olması fermentasyon olmadığı anlamına gelmiyor. Burada fermentasyon vardır fakat ya hava kilidiniz tıkalıdır ya da bir yerde gaz kaçağı vardır. Suyu itmek yerine o en kısa yerden atıyordur. Genelde kapak dibinden atar ya da şu eğer böyle bir hava kilidi kullanıyorsanız buralardan bir yerden atabilir.
Bu arada bu tarz hava kilitleri yerine balon kullanabilirsiniz. Bunun üzerine balon geçirip bir iğneyle, toplu iğneyle birkaç delik açmanız yeterli. Ama genişletmiyoruz dostlarım. Çünkü dışarıya, oluşan basınç da dışarıya hava verecek, gaz salımını verecek ama dışarıdan hava alması lazım. İşte eğer küçük olursa dışarıdan almaz. Bu arada endişe edecek bir durum yok. Onu söyleyeyim size. Fermentasyon başlamışsa, gaz çıkışınızda eğer bir yerden sızdırma yapıyorsa endişe etmeyin. İçerideki oluşan basınç dışarıya doğru ittiği için hava almaz. Dolayısıyla oksijen almaz ve şarabınız okside olmaz. Fermentasyonun bitiminde belki yavaşlarsa ya da bitiminden sonra eğer bir aralık varsa, bir sızıntı varsa oradan içeriye hava alabilir. Ama eğer küçükse yine bir sorun olmaz. Sadece eğer aralık büyükse, oradan tahliye ediyorsa normal şartlarda tekrar geri alacaktır. Buna dikkat edeceğiz dostlarım. Bir de eğer şıranız çok yukarıdaysa, yani şu civarlarda bir yerdeyse, köpürme olursa fermentasyon başladığında buralarda bu içten hava kilidinizi tıkayabilir. Bunu anlamanın şöyle bir yolu var. Şu şekilde bastıracağız. Eğer bu şekilde hava verirse, kabarcık verirse tıkanma yoktur. Hava kilidiniz sağlamdır. Sadece sızıntılardır. Onu şu şekilde söküp yapmaya çalışmayın. Söküp yapmaya çalışmayın. Şunu yapacağız dostlarım. Buradan üstünde tamir etmeye çalışın. Nasıl tamir edebiliriz? Sıcak silikon kullanabilirsiniz. Buralarına bant çekebilirsiniz. Genelde bira kovalarında kapak kenarlarından kaçırıyor ya da contadan kaçırıyor. Contadan kaçırıyorsa şunu yapabilirsiniz. Sıcak silikon orada da geçerli. Ya da çiğnenmiş sakız kullanabilirsiniz etrafını sarmak için. Yani öneri çok hoş gelmeyebilir ama etkili. Sonuçta hijyen açısından herhangi bir sıkıntı yok. Şarabınıza, şıranıza değmediği için herhangi bir problem yok. Ya da biraz un ve su ile hamur yapıp yine gereken yerleri kapatabilirsiniz. Kolibandı kullanabilirsiniz dediğimiz gibi. Ya da çocukların oyun hamuru, o da olabilir. Yani geçici olarak tamiratınızı yapın. Ardından fermentasyonunuz bittikten sonra hava kilidinizi sağlama alırsınız. Bu da bir diğer sorunumuzdu. Başka mayalarla ilgili sorunumuz olabilir. Bunda muhtemel birkaç sebep var. Yani her şeyi doğru yaptınız. Yine her şeyi doğru yaptık. Ama fermentasyon başlamıyor. Mayamızı attıktan sonra tabii şıra sıcaklığı yine dediğim gibi dikkat edeceğiz. Şıra sıcaklığının eğer üzerinde olursa mayanız ölüyor. Şıramızı attık mayamızı ve bekliyoruz. Öncelikle mayamıza 2 gün süre verin. Yani 2 güne kadar süre verin. Normal şartlarda birkaç saat içinde çalışır. Ekmek mayası bu konuda çok hızlı, 2-3 saat içinde başlıyor. Şarap mayaları 7-8 saat buluyor. Bira mayaları belki o civarlarda biraz daha fazla da olabilir. Fakat mayanıza 2 gün süre verin. Ortam sıcaklığını yakalayın. Eğer yine çalışmazsa ikinci günün sonunda yeni bir maya hazırlayın. Muhtemel sebepler şunlar. Mayanız bayattır. O yüzden çalışmaz. Saklama şartlarında çok düşük sıcaklık ya da çok yüksek sıcaklık olmuştur. Mayanız ölmüştür. Yine çalışmaz. Şıra tipinize uygun değildir. Çok az çalışır, geri durur. O yüzden böyle her mayayı kullanamıyoruz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun aslında önlemi şu. Yani mayamızı uyandırarak atarsak, daha önceki videomda mayalarla ilgili anlattığım videoda uyandırmayı anlatmıştım, göstermiştim size. Özetle geçeyim. Ilık suya, kaynamış ve ortam ısısına gelmiş ılık suya biraz şeker koyuyoruz. Mayamızı kullanacağımız miktarda mayaya atıyoruz ve üzerini bir bezle, tülbentle ya da bir tabakla örtüyoruz. Yani tamamen havasız kesmiyoruz. Yani kapaklı bir şey olmayacak. Ve bekliyoruz. Ekmek mayası daha hızlı uyanıyor dediğim gibi. Bira mayası belki 1-2 saat bulabilir. Şarap mayaları yine yarım saat, 1 saat arasında uyanır. Uyanmış mayayı atarsanız daha kesin bir çözüm olur. Yani en azından mayadan emin olursunuz. Dersiniz ki benim mayam sağlam. Attığınız fermentasyon bir süre devam eder gibi olup durursa sebebi, muhtemel sebeplerinden biri enfekte olur. Mayanız ölür. Çok ekşi bir koku ve bir tat oluşacaktır. Alkol 1 derece oluşabilir. O şarabı lütfen içmeyin dostlarım. Dökün. Tekrar dikkat ederekten yeniden kurulum yapın. Bunlar önemli.
O yüzden eğer uyandırma yaparak yaparsanız en azından mayanızdan emin olursunuz. Fermentasyonda bu tarz sorunlar aslında çok böyle zor görünse de çözümleri gördüğünüz gibi gayet basit. Bu arada aklıma gelmişken ortam sıcaklığını yakalamak için aslında en büyük sorun kışın ortam sıcaklığı. Ortam sıcaklığını yakalamak için fermenterinizi direkt ısı kaynağına getirmeyin. Yani bir işte elektrik sobanız vardır, odun sobası vardır vesaire çok yakınına tutmayın. Muhakkak mesafe bırakın. Eğer kalorifer peteği varsa yine dibine koymayın. Muhakkak mesafe bırakın. Ortam sıcaklığı yeterli olacaktır. Hiç aslında kalorifer peteğinin dibine de getirmeniz gerekmiyor. Sadece o ısı kaynağı olan odaya getirmeniz yeterli. Getirirseniz ortam sıcaklığı kaç ise oda birkaç saat içinde o sıcaklığa gelecektir ve maya uyanıp hemen çalışmaya başlayacaktır. Dostlar, genel olarak sorunlar bunlar, gelen sorular bunlarla ilgili. Bunları yanıtlamaya çalıştım. Bunlara dikkat edersek fermentasyonda bu tarz basit sorunları çözeriz. Umarım verdiğim bilgiler faydalı olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlarım. Hoşça kalın.